örnek vereyim bununla ilgili. Mesela bütün paranızı sizin için iyi bir amaç uğruna, mesela sokakta bir yoksul gördünüz veya bir sokak hayvanı gördünüz, çocuksunuz, bütün paranızı harçlığınızı e, onun beslenmesi için verdiniz, kendiniz aç kaldınız. Bu sizi fevkalade mutlu eder. Bu tabii yani burada kritik bir nokta var. Yaptığınız eylemin erdemli bir eylem olması lazım. Yoksa bütün paranızı mesela kumarda kaybedin, çulsuz kalın, bu erdemsiz bir fiildir. Nazım Hikmet'in yine şiirinden örnek vereceğim. Tahir ile Zühre meselesinde diyor ki mesela bir barikatla dövüşerek mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken mesela denerken damarlarında bir serumu ölmek ayıp olur mu? Böyle bir şeydir erdem dediğimiz şey. Ama mesela burada ölmeniz ayıp değil. Ama alkol komasına girin ölün. Bu erdemsiz bir eylem. Şimdi insanın ölümü önemlidir öyle bir e, eski Yunan şeyi vardır. E, şairi vardır o videos diye birisi. Der ki işte insan ölüp cenazesi kaldırılıncaya kadar ona mutludur ve iyidir denilemez. İnsan öldüğünde eğer iyiliklerle, saygıyla anılıyorsa muhtemelen erdemli bir hayat sürmüştür. Muhtemelen, şundan muhtemelen. Çünkü onu alan kişilerin de kişilik durumu önemli. Onların da ...kısmen erdemli olmaları lazım. Tabii erdem öyle bir şeydir ki... Yani ...insan ölünce tamamı erer. İnsan yaşarken çok ortaya çıkamaz... ...bu olay veya bir elimi yapıp bitirmesi lazım. Şimdi mutluluğumuz ve mutsuzluğumuz... ...söz konusu olduğumuz olduğunda... ...farklı e, erdemler devreye girer. E, mutluluk insana güzel şeyler sağlar. Bunları biz özleriz mesela... ...mutluluğun bize sağlamış olduğu şeyleri. Mutsuzluğun da doğurduğu değerler vardır... Bunlar da övgüye değer olan şeylerdir, değerlerdir, erdemlerdir. Açıklama yapayım bununla ilgili. Şimdi önce mutluluk durumunda erdemin en büyüğü ölçülü olmaktır. Mutlular. Yani böyle sevincinizi abartmamanız lazım, göze sokmamanız lazım, zenginliğinizi gösterişe dönüştürmemeniz lazım. Bir makam sahibiyseniz onun baş döndürücülüğüne kapılmamanız lazım. İşte yükseldikçe alçak gönüllü olmanız lazım, bilme yükseldikçe. Zenginleştikçe daha yardımsever, bildikçe daha tevazulu, daha çok dinleyen, mesela güçlüyseniz, güçlü, kuvvetli, kudretliyseniz güçsüzlere daha fazla destek olmak, gücünüzü iyi şeylerde kullanmak veya mesela işte hüküm sahibiyseniz daha affedici olmak. Bunlar insanın mutluluğunda sergilemesi gereken şeylerdir. Ölçülülük erdemleridir. E, tabii e, mutluluklar, her mutluluk kendi içerisinde bir kaygı ve endişe barındırır. E, bu temel olarak işte mutluluğun bitmesi, o size mutluluk veren şeyin yok olması endişesidir. Mesela diyelim ki gençsinizdir. Bu güzel bir şey ama gençliğiniz bitebilir. Birini seviyorsunuzdur, onu kaybedebilirsiniz. Varlık sahibisinizdir, yok şey yitirirsiniz varlığınızı veya makamınızı özellikle mesela makam sahiplerinin böyle ödleri kopar. Aman hükümet değişirse makamımızı kaybederiz plan diye şey yaparlar. İşte ölçülü olmamız gereken endişe bu endişedir. Evet yani gençlik kaybettiğimizde kötü ama bunun için dünyaları yıkacak halimiz yok. Makam giderse kötü ama yani bunun için ne gerekiyorsa yapacağız gibi bir durum yok. ölçülükten kastım bu. Şimdi zaten bu erdem ve erdemsizliği anlamak için bir kıstas bu söylediğim şey. Yani bir hal içindesiniz. Siz erdemli bir insan mısınız yoksa erdemsiz misiniz? Şöyle anlayabiliriz. Şimdi size mutluluk veren, paye veren şey neyse... O sizin elinizden gitmesin diye ne gerekiyorsa yapıyorsanız siz erdemlisiniz. Ama çok önemli değil. Ben erdem sahibiyim kardeşim. Ben bunu bu doğrultuda kullanırım. Bakamım vardır, bir membim vardır ama böyle yaparım diyorsanız, siz gerekiyorsa da bu benden gitsin önemli değil. Diyebiliyorsanız siz erdem sahibisiniz. Ee, erdem sizlerle erdemliler arasında, daha doğrusu erdem sizlerle sizin aranız, aranızdaki ilişki de önemli bir ilişkidir. Mesela erdemsiz olanlar eğer sizden korkmuyorlarsa, siz de onlar gibisinizdir. Mesela zalimlik yapıyor birisi ve sizden korkmuyor, siz ya zalimsiniz ya korkaksınız. İkisi de e, bunun erdemsizliktir. Mesela adam alçak, sizden korkmuyor, o zaman siz de alçaksınız. Sizden korkmuyorsa. Onun için kendinizi de tanımlamak için, yani kendiniz mutlaka bir makam birki sahibi olmayabilirsiniz. Onların karşısındaki tutumunuz, yani siz bir haksızlık karşısında baş kaldırabiliyorsanız erdem sahibisiniz. Değilseniz erdemsizsiniz. Yani mutlaka erdeminiz o makama, mevkiye, imkana, paraya sahip olmakla ölçülmez. Kendinizi böyle test edebilirsiniz. Mutsuzluk zamanlarında dedim ya alkışlanacak erdemleri vardır mutsuzluğun. Böyle nedir onlar? Mesela yürekli olmak, metanetli olmak, sabırlı olmak, gayretkeş olmak. Mesela bir tehlike karşısında cesur olmak. Bunlar da erdemlerdir ki bunlar övgüye değer erdemlerdir. Erdemli bir insanın bekleyip içinde olmaması çok önemli bir şeydir. Bir erdem sergilerken yani bir iyiliği yaparken eğer bir beklenti içine giriyorsa efendim e, bu bir cins ticarettir. Ve faydacılık içerir temelinde veya bir gösteriş içerir. Yani adam mesela bir hani fakire fukaraya yardım ediyor ama basını çağırıyor filan. Bu reklam yapıyor. Veya mesela birine bir hediye götürüyor. ...bilmem ne yapıyor filan... ...işte ondan da ihale bekliyordur mesela... ...bu da faydacılıktır... ...bunlar erdem filan değil... ...doğrudan erdemsizlik olarak yansır... ...bu arada erdemlerin korunması meselesi... ...çok önemli bir meseledir... ...erdemlerin korunması, savrulması... ...hatta erdemler uğruna savaş verilmesi... ...bu erdemin çok üst bir özelliğidir... ...merhum Karakoç'un... ...Abdurrahim Karakoç'un bir şeyi vardır... ...bir şiiri... ...der ki ölsem bile... ...hak yedirme, hak yeme... ...aka kara, karaya da ak deme. ...adaletten ayrılırsa mahkeme... Bir hakime, bir de kanuna tükür. Şimdi burada söylediklerinin hepsi erdem. Ama burada başlangıçta bir şey diyor. Ölsem bile hak yedirme diyor. Hak yedirme. Biz mesela hak yememeyi önemseriz değil mi? Hayır. Hak yedirme. Çünkü eğer hak mesela hak yiyor olsanız bu kişisel bir şeydir. Yani siz ortadan kalktığınızda artık hak meselesi olmaz. Ama hakkınızı yedirdiğinizde çürümüş bir düzenin tesis edilmesini sağlarsınız. Eğer sizin hakkınız diyebiliyorsa başkasını değerler. Onun için hakkınız yendiğinde buna hemen müdahale etmeniz gerekir. Bu erdemin göstergesidir. Bir de e, affetmek üzerine kısaca bir şey söyleyeyim. Mesela bu da çok yüce bir e, erdemdir, affetmek. Ama bu çok yanlış bilinen bir şeydir. Kim affedebilir? Soru budur. Affetme yetkisi kime aittir? Mesela haksızlığa uğramış, horlanmış, ezilmiş, hakkı yenmiş. Kişinin affetme yetkisi veya gücü var mıdır? yoktur. Şimdi affetmek dediğimiz erdem çok büyük bir erdemdir, çok önemli bir erdemdir. Affetmek, bağışlamak dediğimiz şey ancak cezalandırma kudretini elinde bulunduran bir kişinin muhatabına daha büyük bir ders vermek amacıyla başvurduğu bir eylemdir. Yani siz muhatabınızı cezalandırabilirsiniz. Öyle bir gücünüz var. Ama diyorsunuz ki hayır, seni cezalandırmıyorum, seni affediyorum. Eğer bu gücünüz yoksa, muhatabınızı cezalandırabilecek bir kudretiniz yoksa pahası ne olursa olsun görmüş olduğunuz haksızlık veya zulüm neyse onun karşısında mücadele edeceksiniz. Karşılık vereceksiniz. Erdem bu. Aynı şey. Eğer bunu yapmazsanız bunu o haksızlığı yapan kişi yapmış olduğu haksızlık karşısında bir tepki görmediği için onu adam normalleştirir. İşte bu çete düzeni dediğimiz, mafya düzeni dediğimiz, otoritenin ortadan kalkması, ben yapıyorum, işte kimse bana bir şey diyemiyor demiş olduğumuz düzenin doğmasını sağlar. Bu hem size zarar verir bu eylem sonuçta hem de başkalarına yani sizin üzerinizden siz bir tepki gösteremediğiniz için sizin üzerinizden bütün topluma zarar veren bir erdemsizliğe dönüşür. Onun için eğer ceza verecek bir güce sahip olabilirseniz şayet veya size kötülük yapan sizin cezalandırabileceğiniz durumdaysa onu affedebilirsiniz. Başka durumda affedemezsiniz. Mutlaka karşılığında eylem yapmanız gerekir. Teşekkür ederim.